Battal Gazi falan diyorlar. Evet, bir kere ben burada geçen gün çok içimde kalmıştı. Beni orada ayarlasanız oyunu. Batanyalı olacağım. Batanyalıları sevdim çünkü tam bir barbarlar. Ben bu oyunda öyle çok ticaretçi bir adam değilim fakat Batanyalılar sizin. ormanların kuzeyi Kaldıradya'ya kadar uzandı ve henüz imparatorluk ve şehirlerinin bu ormanların kutsallığını çiğnemediği günleri hala hatırlarlar. Yani adamların hikayesi de güzel. Bu vahşi savaşçılar geleneklerine hep sadıktırlar. Savaşa giderken yüzlerini boyarlar ve Batanya soyluları büyük baltaları ve çift elli kılıçlarıyla atlarına binmeden askerlerin yanında savaşmayı tercih ederler. Tam aradığım ırk. Bak tam net yani. Hem çift elli kullanıyor hem at çok kullanmıyor. Öküz gibi giriyor. Üstelik ormanlarda %10 daha az yavaşlıyoruz. Yani ormanda düdüklüyoruz. Orman Vikingleri. Ne demekse. Burada sizi çok sıkmayacağım. Ben takıntılıyımdır. Bir karakteri oynarken her zaman tipini istediğim gibi yapmadan devam etmem. Soğurum karakterden. Contibor 53 üçlü abone nereden oluyoruz abi? Yukarıda abone ol butonu var. Mert Demir 02 TR1 ile abone olmuş. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Bannerlord... neydi lan adı? Takaki Tukaka... Neydi eski adı lan onu? Unuttum bak gene. Havaki Tahsimoğlu'nun babasının hikayesine başlıyoruz. Bannerlord'u kendi yayınımda... Ya ne diyorum ben be? Allah Allah. Yap böyle. Reisi koy. Bir önce random çakalım. Uygun bir tiple yürüyelim. Bak ben o karakteri troll yapmıştım. Bunu chat'e açayım mı size buradan? Chat dönsün ya. Bannerlord Akademi alımları ne zaman olacak? Şimdi bizim klan oynuyor abi şu an. Bir alışsınlar da. Sonra ben gireceğim onları öğreteceğim oyunu. Bu adamın tipi adam edilir. Şimdi şöyle yapalım. Boy. Sikerim belanı. Çekerim kılıcım vururum ağzına. Hay Avagi dur. Ses perdesi. Ah şöyle hayvan ol hayvan. Hadi lan orada. Shields up. Shields up. Boyu fulledik, ses perdesini kıstık. Abi R'ye basar mısın lütfen? Neresi lan? Evet, şimdi en başta şöyle bir şey yapacağım. Bu adama bir saç, bir sakal ya da dur bakayım ya. Genişliği. Hayvan gibi herif yapayım böyle. Dur lan her şeyi fullesek neye benziyor bu? Onu koyayım. Kalkan kullanmaya gerek yok. Yemin ediyorum. Kulaklarımızla bloklarız. Dur dur. Neye benzeyecek çok merak ediyorum. Ağız kısmı önemli. Dın 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 dın. Oğlum tam bir ayı boğan oldu ha. Yakaldığımızı boğarak öldürürüz yemin ediyorum. Bakar mısın? Ork oldu lan. Buna bir de böyle göt saçı yok mu ya? Hah. Bak kılıç kullanmaya gerek yok. İki elimizle oynarız sadece. Bir de şöyle hayvan gibi yara vurayım mı? Bu adam çünkü savaşlarda yırtıcı olacak. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben bununla bir krallığın kızına mısına yürüyemem bu arada bu tiple ya. Bir de göt beyazı yapalım.
Değiş değiş. Ya oğlum bak buraya takıldık mı sıçarız. Yakışıklı karakter mi yapalım, şey mi yapalım? Hani istiyorsanız böyle elit oynayalım yani, anladın mı? Ağır bir savaşçı olsun böyle. Braveheart'ı yansıtalım oyuna yani. Sen mi yapmaya çalışıyorsun ha? Bu arada ben her oyunda her karakterimi yakışıklı veya güzel yapmaya çalışırım. Öyle bir huyum vardır. Niye bilmiyorum. Yani öyle bir orta çağ konseptlerinde. O hep şey kafası işte böyle hani. Atıyla gelir, tık 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 tık, saçları uzundur böyle. Kız arkasına alır. Bas. Yakışıklı ve savaşçı olsun. Elit olsun. Yakışıklı ve alfa olsun. Tamam ulan. Tamam. Havaki aks Tahsim oğlun ya. Şu amına koyayım. Kopya çekerek dikime bakıyorum. Böyle bir şey yok ya. Havaki Tahsim oğlunu, babasını aşırı, ama yani neyle evlendi de o çıktı o zaman oğlum. Tamam, bunu elit yapıyoruz. Bak yapacağımız tek şey şu. Ah. Ulan abi çok çirkinmiş, şu adam bile yakışıklı geldi. Ah. Ver boyu. Ses perdesi. Omarayna. Var bronz teni. Bodrum Türk bükü. Hadi bakayım. Rastgele. O zaman yapıyorum adam gibi karakterimi. Sıkılmayın burada. Hemen yapıyorum. Çok hızlı. Bu arada ne yaparsan yap, karakterler böyle aşırı güzel olmuyor. O yüzden saçı koymadan önce kel ve sakalsız görmek istiyorum kardeşimizi, ki suratını daha iyi belirleyelim. Yüz oranı. Şimdi yakışıklılığın birinci kuralı. Yüzün oranlı olacak. Yanaklar çökük olacak. Elmacık kemikleri yukarıda çıkık. Tamam. Bu neyi bu? Elmacık kemiğin derinliği. Tamam, bu bokunu çıkarmanın lüzumu yok. Kafa böyle kalsın. Kafanın bildiğin futbol topu gibi olması lazım. Kulaklar hafif içeride ve küçük. Surat oranlı olsun. Oranlı mı değil mi lan şu an? Ha, ortası oranlıymış. Tamam. İkinci önemli detay gözler. Kaş türü. Dur, kaşın şeklini belirleyelim önce. Bu çıkıntı hafif böyle bir alın çıkıntısı olmalı. Kaşlar ortada dursun. Orta kaş yüksekliği, ha şu önemli. Hafif bir çıkıntısı olsun kaşının. Göz pozisyonu. Oranlayalım. Güzel. Göz boyutu, kocaman gözleri olsun. Çekik göz. Kısık ve asil bakışlı olsun. Bu ne lan? Göz kapağı uzunluğu. Bu neresi değiş? Ha, şurası. Adam gitgide çirkinleşiyor amına koyayım. Dur. Göz yapısı. Dış göz yüksekliği. Şöyle. Şeye benzedi. Drak'a benzedi lan. Tamam. İç göz yüksekliği. O normal olsun. Gözleri birbirine yakınlaştıralım. Yüze oranla. Göz rengi. Mavi gözle yapalım hadi. Tamam, şimdi bir anda yakışıklı olacak bu arada, onu söyleyeyim. Burun. Adamın burnu çirkin. Bu boksör oldu. Bunu kaldır. Bunu aşağı indir. Dur önce şu şeyleri bulalım. Bir kere kemikli burun her zaman tercihimdir. Ben yıllarca kendi burnumu hiç beğenmedim biliyor musunuz çocukken? Halbuki burnum düzgündür yani. Ne oldu lan? Bir şey oldu adamın burnuna. Şunu kıs. Sonra yer çekimine yenik düştü benim burnum. Böyle okka gibiydi, kalkıktı. Sonra ufak ufak düzlendi böyle. İdeal boyuta geçti. Şöyle hafif bir kemer atalım. Baby face gitmez abi o dönemin adamına. Oğlum burun öyle bir burun ki yani.
Neresi değişiyor anlamıyorum ya. Her yere oynuyor burnun. Burun deliklerine yani bildiğin şarap mantarı girer. Bunu nasıl? Burun deliği nerede? Ha, şöyle burun hafif indir. Aynen. Burun yüksekliği güzel. Burun genişliğini de kız. Burun deliği boyutu tamam. Ay eşek. Ah oh be. Tamam abi. Burunu bence fena olmadı yani. Hani böyle okka gibi yapmak istemiyorum. Ken gibi burun olmasın. Ya da şöyle yapalım. Düzgün burunu. Tamam okey okey. Baymıyorum. Çene. Ağız genişliği. Bu adamın yüzüne ağız büyük gider. Ağız pozisyonu doğru. Gülücük. Hafif böyle bir sempatik atalım. Dudaklar. Köfte. Dayı sen ne paspas atarsın ha. Bunu da kaldır. Üst dudak. Daha genişlet. Dudacık, dudak acısı. Şöyle. Çene çizgisi. Kasçım hoş geldin. Ha. Şu iyi. Bokunu çıkarmıyorum. Gıdığı da yok et. Ben de gıdık keşke götürdüm. Keşke ben dedik. Tamam. Çene. Çeneyi büyüt ya. Çene önemlidir. Çene uzunluğu. Tamam lan bu kadar da değil. Evet. Saç. Ya bu arada kaş olmadı lan. Kaşı yapacaktık. Dur kaşı unuttuk. Kaşlar biraz yetersiz sanki. Ama bu daha yakıştı. Bu daha yakıştı. Şimdi renkten anlayacağız ne olacağını. Şöyle kumral yapsak. Bir de çenesi şey gibi oldu ya. Biraz küçülteyim çenesini. Babaren oldu amına koyayım. Yok lan babaren değil. Babaren'in sakalı bu oğlum. Bak şuradaki görüntü babaren. Bak görüyor musun? Ya da bu. Bu arada oyunun sakalları saçları çok güzel. Peki biz saçla bir karar kılalım. Vay çılgın çocuk. Abi yani en güzel saç budur ama uzun benim normalde single'da kullandığı... Aa, o bu saç çok iyi. Bu saç çok iyi de ya adamın tipini... Bu ne lan? Bu saç çok iyiymiş. Şöyle hafif de koyu yapalım. Şimdi bir de sakala gel. Uhuhu. Selamun aleyküm lan. Aa, güzel oldu ha. Vallahi güzel oldu. Formation. Şimdi gelelim. Tane yara mı koysak şöyle? Gözü gitmesin de. Trakyalı mı oldu? Uf. Tam bir barbarsın bebeğim. Nasıl ya? Ay, yapalım mı bir çılgınlık?
Amerikan polisi mi oldu? Kaş olmadı. Evet, kaş böyle bir sanki emzik kaşı oldu. Dur bir dakika, hemen değiştiriyorum. Ya ama kaşların hepsi şey ya. Bir garip. Kaşın şeklini yanlış yaptım galiba. Yani aşağı indirme falan varsa oradan sıçmış olabilir. Ha bak, şöyle biraz daha sert durur. Adam kendini yapmış. Yok lan, kendim falan yapmadım lan. Dümdüz. Saç sakal gelince öyle gözüktü. Yani bilmiyorum, ben şu şeyi, yüze dövme olayını çok beğendim adamda. Harbiden bana benzetti millet. Vallahi random'a takacağım şimdi ha. Vallahi kendim yap. Ne alak? Bakıyorum saçı sakalından dolayı. Ne gözü benziyor, ne kaşı benziyor. Belki burun biraz benzemiş farkında olmadan ama. Ben karakterin tipine çok ikna oldum. Ya, elit yakışıklı dediniz, yaptım işte. Hadi devam. Ay, sıçtık burada şimdi. Direkt şeyden gidiyorum. Barbardan gidiyorum. Çift elli öküzün devin hayvanın teki. Ticaret bilmez etmez. Demircilik ve çift elli silahlar. Demircilik yapalım bu arada. Blacksmith'e mutlaka ilgileniriz. Güzel o. Ailemiz, anamız, babamız demircilerdi. Bu da bize çift elli silah becerisini 10 seviye ve demirciliğe veriyor. Odak puanı ve dayanıklılık kısmımız artıyor. Devam. Bu bizim çocukluğumuz. Liderlik becerilerinde. Liderlik ve taktik becerilerinde 10 ananın. 10 seviye ve odak puanı, kurnazlık özelliği, fiziksel güç. Çift elli silahlar ve fırlatma silahları becerilerine 10 seviye veriyor. Okuyorum zaten. Detayları gösterdiğin özen. Atletizm tek elli beni bağlamaz. Mühendislik ve ticaret bağlamaz. İnsan alırız. Cazibe ve liderlik seni severim. Sosyallik. Ya bak şimdi ben nasıl bir şey yapmak istiyorum biliyor musunuz? Oyun stili. Ben küçük bir bölgeye konuşlanacağım. Küçük bir bölgedeki, o küçük bölgedeki liderleri, lordları, kim varsa orada soylu, onlarla hep iletişimde kalacağım. Yani kalkıp da şehre dağılmayacağım. Harita üzerinde kaybolmayacağım. Anlatabildim mi? O yüzden de bizim için liderlik ve güç önemli. Binicilik, hekimlik, siklet, liderlik verelim ya. İnsan ilişkileri, cazibe ve liderlik. Becerinin 10 seviye. 10 seviye, cazibe, liderlik, taktik. Taktik çok sikimli değil de cazibe ve liderlik önemli. İnsanlara karşı daima dikkatliydim ve amaçlarını tanımlayacağını, insanları nasıl yönlendirebileceğini inceledim ve yetişkin. Bu daha doğru gibi ya, insan ilişkileri. Çocukluğundan geçen arkadaş grubunun bir alfası varsa devam. Alfa olsun karakter. Büyürken zamanın büyük bir bölümünde şehrin nöbetçileri. Kundaklı yaylar istemeyiz. Serserilik tek elli istemeyiz. Atletizm, demircilik, ticaret, cazibe, mühendislik ve ahırda binicilik ve idarecilik. Savaşçı yapla. Savaşçı yapıyoruz lan işte. Kundaklı yaylar istemiyoruz. Sokak çeteleri tamam. Serserilik ve tek elli silah. Ya tek elli verme ya. Serserilik ne yapacağız? Atletizm ve demircilik becerileri. Bu olabilir. Güç özelliğine de bir puan veriyor. Kundaklı yaylar. Kitap okur, ders çalışırdın. Ağırda çalışırsın. Dayanıklılık. Binicilik de lazım da. Onları veririz zaten. Herhalde. Surata bak, sinsi. Ben limandan yanayım. Evet, ben de öyle gidiyorum. Biz kilo mu almışız? Ne bileyim lan. Çocukken şişmanmışlar. Adam küçükken kızmış. Siktir lan. Ölmeyi aç. Ha, açayım kardeşim. Serüven bitsin değil mi 5 dakikada? Ne güzel valla. Limanı verdim. Oğlum bu nasıl bir şişmanlık oğlum? Sen hamburger mi yedin amına koyayım? Orta çağda. Garnizonda nöbet tuttun. Okçuluk ve mühendislik. Binicilik, okçuluk. Piyade, gönderi silahlar tek elli. Fırlatma silahları, okçuluk. Fırlatmışsa tekli silahlar. Serserilik ve fırlatma silahları. Oğlum geçen gün sanki daha çok şey vardı ya. Binicilik ve okçuluk. Dayanıklılık özelliği. Gönderili silahlar ve tekeli silahlar. Güç özelliği.
Fırlatma silahları okçuluk. Fırlatma silahları tek elli. Serserilik ve fırlatma. Abi be, hepsi birbirinin aynısı yani. O zaman şeyi verelim. Binicilik ve okçuluk değil de gönderili silahlar gücümüzde artsın. Piyade eğitimi alalım. He, başlarda ne seçersek ona göre mi ilerliyor? Tamam, piyade eğitimini aldık. Genç, savaşta bir düşmanı. Maceralarla dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarın savaşta bir düşmanı alt etmekti. Tek elli silahlar ve çift elli silah becerisi 10 seviye ve bir odak puanı, güç özelliği bir kahramanlık 20 ün. Çok iyiymiş bu, unutmayın. Yaşadığın mahalleyi yangından kurtarmak. Taktik ve liderlik becerisi 10 seviye. Bir oda hesapçıyız ve 10 ün. Atölyeye yatırım yapmak geç. Bir kuşatmadan sağ kurtulmak. Meşhur bir macera yaşamak. Meşhur. Kahramanlık 5 ün. İnsanlarla iyi geçiyor. Cazibe ve idarecilik becerileri 10 seviye. Bir odak puanı sosyal. İşte aslında bir tane de bundan veriyorum. Barbarlıktan çıkıyoruz ya. Merhamet, cömertlik ve onur. Bence direkt savaşta bir düşmanı alt etmek bize daha uygun. Öküz gibiyiz çünkü. 20 ün bir kahramanlık da veriyor. Çift elli tek elli devam. Aa kardeşimiz. Kalra'daki ayların birçoğu gibi sizin hayatınızda savaş yüzünden alt üst olduğu, ardı arkası kesilmeyen ordular evinizi yakıp yıktı. Sonunda mülkünüzü sattınız ve baban, annen, erkek kardeşim, iki küçük kardeşinle beraber daha güvenli olduğunu duydunuz. Yeni bir şehre doğru yola çıktınız. Ne var ki oraya ulaşamadınız. Yolda kaldınız. Han akıncıların saldırısına uğradı. Ebeveynleriniz öldürüldü ve en küçük kardeşleriniz ele geçirildi. Ama sen ve erkek kardeşin hayatta kaldınız. Çünkü bir akıncıyı etkisiz hale getirdin. Onları oklarla savuştun. Hızlı bir atla oradan uzaklaştın. Biniciliğimiz hiç yok ama. Serserilik ve taktik becerisi akıncılarla oyuna getirin. Yolculuğun kaçması lazım. Liderlik ve cazibe. Ver. Aa, olduğumuz yere geldik. Candugan. Cadugan. Neydi adımız? Siki. Siki miydi? Siki Tassimoğlu. Abi at bize biner böyle. Bu aynı boydayız zaten. Kültür Batanya. Ormanlarda şimdi özetini geçiyorum. Ormanlarda %10 daha az yavaşlatıyor. Tam bunları siktir et. Bunları yeni seçtik. Bir intikam ve kurtarma görevi için kardeşine yola çıkmaya hazırlanıyorsunuz. Siki Tassimoğlu. Hadi bakayım. Dostları işten alsar. Bunu bir oynuyor Kordiler. Bir Kordi'ye soracağım. Tamam. Beskok bir sorsana Kordi'ye. Ne yapayım ya şunu? Dengeli yani. Ne Okey. biz ne bizi zehir şey ne oyunu zehir edecek ne de çok kolay olacak böyle bizim de yeteneğimize uygun. Bir ayar çekelim. Ya kolay da oynamak istemiyorum. Gerçekçi ağzımıza sıçar bu arada. Kolay evet, yokmuş zaten. Bir gerçekçi var. Abi zor dedik ölüm de olsun. Olmaz abi. Alo. Kordi bunları gerçekçi nasıl? Gerçekçiyle oynadın mı? Abi tek yiyorsun. Tek yiyorsun. Tek yiyorsun. Basit ameliyeden tek yiyorsun. Anladım abi. Çok kolay da çok kolay. O zaman 2 bölü 3 kolay oynayacağız değil mi? Yani bence 1 bölü 2 en temiz abi. Hem yani Oğlum 1 uygulama. bölü 2 yok amına koyayım. 3 tane Yok. seçenek var. Çok Hangisiydi? çok kolay. Kolay gerçekçi var. Ha, tamam kolay o zaman. İşte ben onu 1 bölü 2, 1 bölü 3 diye kafamda kodladım. Tamam. Kolay yapıyoruz. Çok kolay. Adam toplama zorluğu. Bu her şeyi kolaya getiriyorum. Bence her şeyi stabil yap. Sonra zaten galiba ayarlayabiliyorsun. Yani gerçekçi de şey olur. Hepten keyfi kaçar. Öyle söyleyeyim sana. Ya gerçekçi çok denemek istiyorum ama şu an hani seri piç olur biliyorum ben abi. Önceden de Evet. Warband'de yaptık onu. Taştan falan ölüyorsun böyle kafana eğip. Evet yani ben şey oldum. Bayağı tutorial'ı geçemedim gerçekçi de ilk deneyişimde. Tamam. Okey, ben hepsini çok kolaydan kolaya indirdim. Şu orta seviyede oynuyoruz aslında, tamamdır. Siki Tahsimoğlu'nun... O zaman biz bir gün evlenirsek oyunda ve çocuğumuz olursa direkt olarak Havaki'nin babası olmuş oluyoruz. Kardeşim 3 gündür alçaktan izini sürüyoruz sanırım. Bunları okuyayım mı size? İstiyor musunuz?
3 gündür alçaklığın izini sürüyor. Sanırım yaklaşıyoruz onlara, yakınımızda ne olacağını. Ya bunu geçen gün okudum, biliyoruz ama. Kamerayı halledeyim. Biliyoruz abi zaten ama şimdi YouTube'a falan gidecek bu, bilmeyenler olur. Şimdi bu dayı diyor ki, kardeşim 3 gündür o alçaklığın izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerimizi nasıl kurtaracağız? Dövüşmeye hazır mıyız diye tutorial'ı tekliyor yüksek ihtimal. Parkuru denemiyorum. Kaybedecek zamanımız yok. Ayrılsak daha çok işaret edeceğiz. Eğitimi geç. Sence yakın akıncılara yetişir miyiz? Savaşa nasıl? Dur bakayım. İzler taze ve ufuktan duman gördüm. Yağmalamaya ve baskın yapmaya devam ediyorlarsa çok hızlı hareket edemezler. Evet. Ufaklıkları kurtarabileceğimize eminim ya da bunu burada öleceğiz. Eğitimi yaptığımız için geçiyorum zaten, evet. Eğitimi geç dedim. Emin misin? Bu seçenek hikaye unsurları barındıran eğitimi sonlandırır ve tek kişilik oyunu başlatır. Bu seçeneği eğitimi en az bir kere tamamladıysanız tercih etmeniz önerilir. Evet, kaybedecek zamanımız yok. Eğitimi geç. Tamam öyleyse. Dağılalım ve ufaklıkları ayrı ayrı arayalım. Eğer onları senden önce bulursam haber gönderirim. Okey, şimdi. Klanını yeniden kur ve Neretses'in budalalığını araştır diye bir görevimiz var. Bu şeyi de hatırlarsınız ilk bölümden. Elemanın bir borcu vardı ve bize bir ürün vermişti. Bu da klanı tekrar kurmak için yapmamız gerekenler, bir başlangıç hedefleri. Şunları verir şimdi. Oh, vallahi mideme bir şey gidiyor. Geldim. Hoppa. Selamun aleyküm. Şimdi. Eğitimi yapmıyoruz dedik. Yaptık geçen gün. Adam gibi oyunumuza başlayalım. Eğitim alanı halde ya, tamam. Soyadını seç. Neydi lan? Tahsim oğlu. Siki Tahsim oğlu. Evet. Oo, oğlum bu direkt banner seçtirdi lan. Demek ki o ilk şeymiş. Uf, çok karizma oldu lan adam. Bunun adı ne olur? Ne yapsak ya? Dan dan anan. Bunlar direkt imparator kafası. Uf, çok güzel oldu lan. Çok iyi. Tamam. Şimdi neredeymişiz abi? Bölgemiz burası. Burada neler var? Poros diye bir şehir var. Zestea, Tavea, Janoros, Monoros, Koromos, Toromos. Bir de Zeonika diye bir şehir var. Ben bu oyunu bu bölgede oynayacağım başta. Bu bölgede takılacağım. Buradaki ilişkilerimi kuvvetlendirip sonra açılmayı planlıyorum. Tabii oyunun detaylarını çok bilmediğim için. Genel olarak da şu skill'leri de hemen verip olaya başlayacağım. Zaten başta böyle biraz sıkıcı bölümler var. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz, millet tokatlayacağız, döveceğiz. 4-5 tane çapulcu öldüreceğiz ormanın içinde. Tek elli çift elli silahlardan ne verelim? Ekstra can. %1,5 2 elli silah hasarı. Ve can daha önemli. Verme. Can daha önemli. Ekstra can veriyorum. Her türlü döveriz zaten. Can daha bizim işimize yarar.
Bu neymiş? Tek elli silah kullanmayacağız. Siktir et. Gerçi arenada maranada kullanırız. Şu tek elli silah hasarı %4 arttı. Gerekli beceri seviyesi 25. Can puanlarını 3 artış. Ben ölmemeyi tercih ediyorum. Çünkü böyle kitledikleri zaman tokat manyağı yapıyorlar diye düşünmekteyim. Yani Warband'den gidiyorum şu an. Demircilik. Verimli demir yapıcı. Karakter bir birim demir cevherinden 3 birim ham demir elde ederek ham demiri daha verimli bir şekilde üretebilir. Bu neymiş? Verimli kömür üreticisi. Karakter 2 birim ahşaptan 3 birim kömür... daha verimli bir yöntem kullanıyorum. Ben buradan direkt verimli demirciyi seçiyorum. İzcilik geç geç, bunlara bir şey veremiyoruz. Bu neymiş? Liderlik, bu çok önemli. Acemileri yetiştir. 1 2 3. sınıf askerleri günlük orta deneyim bonusuyla geliştiriyor. Yani askerlerimiz kuvvetleniyor gezdikçe. Savaş ipuçları parti için günlük küçük XP bonusu. İşte aynı bok değil mi la bu? Günlük küçük XP bonusu verirsen bir birlik üyesine level atlamasına vesile olacak. Bu da birinci, ikinci askere günlük orta deneyim bonusu. Deneyimle experience'la deneyim. Burada bir hata mı var acaba? Ben bunu seçeceğim. Direkt askerleri birinci, ikinci, üçüncü seviyeden ötede tutalım. Çabuk gelişsinler yanlış düşünmediysem. Tamam. Çift elli silahlar. Binicilik. Biniciliğimiz hiç yok. Şimdi bir puan bu skillere verebiliyoruz. Bence liderlikten hep yürüyelim bak. Beni dinleyin. Ya da idarecilik. Cazibe. Kundaklı yaylar, fırlatma silahları gönderirler. Çift elli zaten gelişir. Talim skilli nerede burada? Cazibe neye yarıyordu? Birisinin sizi sevmesine ve güvenmesi. Cazibe de çok önemli. Ver cazibeyi. İnsanla ilişkilerini geliştir. Soylularla sohbet et, takaslara gir. Bu çok önemli bizim early game için. Tamamız. Skillerimizi de düzenledik. Ekipmanlarımız bok gibi. Şimdi ilk başta gariban bir adamın ilk gideceği yer bir köydür. Deh oğlum. Şimdi ilk başta bu köydeki elemanlardan görev kovalayacağım. Saldırgan beylemde bu topraklarda bir yürüyüşe çık. Ürün satın al, asker topla. Gir abi. Evet, saç sakal galiba oyun içinde değiştirilebiliyor. Bak 3 tane burada köyün yüksek ihtimal soylusu var. Tam olarak ne diyor bilmiyorum ama. Bizim olayımız bu heriflere bir güzel ikna kabiliyetimizle birlikte yanaşmak. Krotor. Evet, bağışla. Seni tanıdığımı sanmıyorum. Ben Siki. Peki sen kimsin? Ben Krator. Hayatım boyunca burada tarlalarda çalışarak yaşadım. Soydaşlarım gibi. Devrede bulunan pek çok insan benim gibi sıradan çiftçiler ve emekçilerden oluşuyor. Onların adına konuşmamı istiyorlar. Kısa bir sorun var. Boş ver. Şimdi ayrılmalıyım. Bir Siki aramadı herif. Gidelim bakalım. Bir de Andros'a soralım. Holmes'un konuşması gibi oldu değil mi? Hey adamım. Lanet olası sürtük. Bununla da tanışalım. Ben Siki, sen kimsin? Asil oluyoruz böyle hani, sen kimsin lan? Buralarda bir arazim var. Bu köydeki birçok insan adına konuşuyorum. Tamam. Bunlar da görev vermiyor. Evet. Bu reisten de bir şey alamayacağız galiba. Oha, burada odun var. Bunu sandalyeyim. Lan sen, hayırdır lan? Kimsin sen? Tynops, buralarda bir arazim var. Bu köydeki birçok insan adına konuşuyorum. Tamam, bunlardan hiç bok alamadık. Köyün yaşlısı diye bir şey yok sanırım. Mavi ünlem yoksa görev vermiyorsa ona göre davranırım. Tamam, evet doğru bu arada, öyle bir detay vardı geçen, unuttum. Bu köyden bize hayır gelmeyecek. Selamun aleyküm bacım. Görüşürüz, Allah'a emanet ol. Asker alıyor muyum? Görev varsa gösteriyor. Peki görevi şurada gösteriyor mu? Şu adamların üzerinde. Bence gösteriyordur. Alalım mı asker? Alalım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane asker alalım. Bunlar bizim seferimize katılmış cesur yürekli köylüler. Ve
Topraklarda bir üşüş asker topla çık bir sürü ürün satın al. Biraz da tahıl alalım. Paramız kaç? 880. Tahılımızı da aldık. Pazarlığımızı yaptık. Go! Siki yardırıyor. Onunu. Ananı! Bunlar bize gelmiyordur ya. Götleri yemez bence. Bu orduda Eliren olduğunu biliyorlar mı? Burada ne varmış bakalım? Görünüşe göre daha cesaretin varsa benimle dövüş. Siki tuttuk mu? Bence tutmayız. Islık ve uğultuları duyuyor musun? Bu rüzgar değil. Bize meydan okuyanların hayaletleri. Onlara katılmaya hazırlan. Gel bakayım. Bir siftah yapalım. Bir şehre gidelim. Arena bir turnuva. After me. Aslanlarım. Sizinle yan yana kapışmak Olan istiyorum be. Tamam mı? Mızrak da hiç kullan... Oh, atlısı var lan. Gel oğlum. İki de atıyor. Stick to me. Attack! Sakiniz, bir şey yok. Oğlum ben taş mı yedim kafama? Gerçekten kolay bu kadar etkiliyor mu zorluğu? Öldüm amına koyayım, bu da beni öldürür şimdi. Amına. Hey, buraya gel atlı. Ve ilk zaferini almıştı Siki Tahsimoğlu. Aslan yürekli askerlerim. Ölüyorum. Gözüm acıda girmiş. Tamam. İki tane dağlı... ya siz mi bizi öldürecektiniz kardeşim? Kusura bakmayın ama bir siktirin gidin yani. Bir sürü botumuz falan var. Bacak zırhına 16, ayak zırhına... Her türlü bunu giyelim bu arada. Şunu ver. Vücut zırhı 7-3 daha kötü. Sivri mızrak. Şu cidayı alamıyor muyuz? Aldık, cida da atarız lan. Batı kasaturası. Evet, ilk savaşımızı yaptık ama benim asıl yapmak istediğim şey... hayalim olan Poros şehrinde... kendimi arenada kanıtlamak. Biz geçen gün Easy'de yenemedik arenayı. Ya yendik de. Belamıza kayacaklar. Demirci asker topla. Han bölgesine git. Bir hana bakalım. Şu esirleri de satalım. GG değil. Alırım lan. Ne var oğlum, Allah Allah. Burada bizi ilgilendiren kimse yok diyecektim. Yukarıda bir robur var. Ama adamım çok zayıf tabii daha. Skill bile atlamamış. Bu bize bir şey vermeyecek ünleme olmadığı için. Ama tanışalım. Kimsenin bilmediği bir şey değil ki nasıl olsa. Ben ve köyümden bazı gençler kaçabileceğimiz dışarıda dağlarda yollarda hayatını kazanan başka gençlerle birlikte olabileceğimizi düşündük. Ne demek istediğimi anlıyorsan. Bunu yanımıza alabiliyoruz bu arada. Babam gibi her yıl kuru tarlalarda çift sürmek istemiyordum. Ama ben genç ve saftım. Haydutlar kim bilirdi. Tam hayvandılar. Hep sarhoş birbirlerini bıçaklarla sarhoşlarla yazılmaya çalıştığını anlamışsındır umarım. Tamam. Yani bu da bir hayat değildi. Ormanı terk ettim. Gacı mı? Adımı kanun dışı listesinden çıkaran arkadaşlara biraz para ödedim ve şimdi kanunlara bağlı sıradan bir vatandaş olarak hayatıma devam ediyorum. Resmi olarak yani. Başkalarının üç kağıdını bozan bir üç kağıtçı. Aferin lan. Yani herifin özelliklerine bakayım. 47 yaşında ya. Bir git ya. Sen ölürsün oğlum. İş yapmaz ya, yok patates o.
Şehir merkezine dön. Şehir merkezine yürüyüşe çık. Şimdi bu şehirden bir görev alalım. Bir, arenamızı yapalım. İki, ondan sonra hikaye başlar zaten. Ben az önce yediğim taştan çok korktum abi. Ve hani... Evet, burada herhangi bir görev göremiyorum. Lan! Şşş! Siktir lan. Özür dilerim efendim. Siz nasıl yayıncı o evliyim? Aa evet, benim zamanımda harika kafiyeler yapardık. Neşen önce bir şarkı söyleme, büyükleriniz hakkında saygı konuşun. Galiba şehrin içinde bir takım etkileşimler varmış duyduğuma göre. Yani mesela serseri grubu varmış, gidip dalaşırsan dalıyorlarmış falan. Götü yiyorsa dalsın. Değirmenci, zindan. Yok, burada görev yok. Doğrayıcı. Çömlekçi. Bunlar sadece sohbet ediyor. Burada da görev yokmuş. O zaman burada bir süre bekleyeceğiz. Canımız da olsun. Sonra arenaya girelim. Mesela bu yukarıdaki elemanlar niye bize görev vermiyor ya? Oyunun başı da. Evet, fark ettim fark ettim. Alışacağım ona arkadaşlar. Bir yarım saat bir saat oynadım. Yalar yutarım. O mavilere, görevlere falan dikkat ederim. Ben daha böyle şey kafasıyla oynadım. Gidip kendimiz bulmamız gerekiyor. Can müthiş yavaş doluyor ya. Ha ben bölgenin dışına çıkmayacağım dedim ya. Bir de bizim çok acil çift elli kılıç yapmamız lazım. Ama paramız da yok. Arenadan bir 250 dinar okuturum ben şimdi kazanabilirsem. Onunla alırız bir kılıç yaparız. Dent, dent. 89-90 oldu. Can barımız altta. Yeterli mi? Beklemeyi bırak. Umarım gece oldu diye. Aa, turnuva var. O zaman ilk adımızı turnuvayla duyuracağız kardeşlerim. Evet, biz sonraki turda oynayacağız. Turu atla, turu atla, turu atla. Bayis. Korkuyorum. Ama yani turnu... Oku yedik beyler. Dur, öldürmeyin sakın onu. Gel, gel. Kalkan tutuyordum ama olsun. Ölüyoruz. Ölüyorum. Bu ne ama? Kalkan tutuyorum. Kalkan tutuyorum. Ya sikerim zorluğunu bu oyunun ama ha. Harbi triggerlandım şu an, dur. Turu atla, turu atla, turu atla, turu atla, turu atla, turu atla. Paramızı da kaybettik. Arenaya gireceğim bir dakika. Bakalım abi, yoksa zor, kolaylaştıralım. Oynanmaz yani. Zevk alamayız ki. Şimdi. Evet, bakalım. Geçen gün neler yapabildiğimizi... Abi tamam, kalkan doğru tutuyordum ki. Ha şey mi dedim acaba, adam güçlü. Benim kalkan bloğumu deviriyor. Abi ne biçim bir üst mızraktır bu?
Yok beyler, alamayız, mümkün değil ya. Adamlar bayağı blok blok yapıyor şu an. Bir saniye şimdi. Adam gibi silah alacağım. Hadi be. Ah. En kolay al abi. Yok yok ya, dur bir zorlayalım. Zorunu da deneyelim yani. Çekilecek gibi değilse. Abi blokluyorum. Yapma. Ağzına sıçarım sen bak. Bak şu vurduktan sonra bir kere darbe yemek olayı. Vay amına koyayım. Peki kolay böyleyse gerçekçi nasıl? Alışıyorsun bir süre sonra. Gerçekçiyi çok merak ettim oğlum. Hani Kordi dedi ya abi, gerçekçi de bu oyunun profesyonelini de profesyonel olsa oynayam. Ölüşümü izleyin. Tamam, karakteri geliştir. Ağzına sıçar. Bu benim hatamdı, bloklayamam. Bizi yürütmeden okla öldürdü adam. Cidi attı bence. Hayır hayır, easy almayacağım ya. Şu an alıştırma yapıyorum. Hani anlayalım ne kadar zor diye. Şu an moral bozmak yok. Zorsa zor. Ona göre oynayacağız. Sarı tekelli kılıcımız var. Bir de bütün bu... Ya oğlum bir delikanlı ol. Ananızın... Çok güçlüler abi ya. Yani ben 10 vuruyorum, adam 1 vuruyor, yarı canımı alıyor. Sıkıldım şu an, çıkıyorum buradan. Tamam, güçleneceğiz. Başka çaremiz yok herhalde. Yani karakter güçlenmeli. Hani ben blok kaçırsam da böyle tek yiyorsak sıkıntı. Burada yapacağımız bir şey yok. O zaman... Görev kovalayacağız. Nereye gideceğiz? Dur bakayım. Çık lan. Ah, şehir merkezinden çıkmış. Siki, siki tuttu. Devam. Burada görev yok. Buralarda görev yok. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz şu an? Ne yapabiliriz? Ya bu bölgede takılmak istiyordum ben. Aa, şeylerle konuşalım. Köylülerle değil de elemanlarla konuşalım krallıktan. Kervan. Yetenek gelmiştir. Yok. Gerçekçiyi dener misin? İstemiyorum abi. Oyundan soğumak istemiyorum. Gerçek. Kolay böyleyse gerçekçi soğutur bu arada. Bir dakika lan. Siktir lan, gel hadi gel. Bakalım bir saldıralım. Normal insan gibi savaşacağım. Eğimlerini merak ediyorum. Yani gerçekten böyle salladığı geliyor mu? Hadi bana bir çift elli ver. Ya o ne? Azerle mi? Şu an fight'a girmedim fark ettiyseniz. Sadece arkaladım. Çünkü benim adamlar ölüyordu. Kapasite aşıldı. Ne kapasitesi? Ha, ağırlık kapasitemiz aşıldı. Al yine, taşırsın sen reis. İki tane askerim kalmış, amına koyayım. Gidelim satalım şunları. Demirci ticaret. Şimdi arkadaşlar,
Sivri mızrak. Benim mızraktan bu arada çok daha iyiymiş bu. Kol zırhı, bacak zırhı 7. Siktir et, bunu da sat. Sat lan. Sat. Ağırlık 4 sat. Yolla. Şunu da alalım. Hala ağrım. Ticaret. Abi 10 milyon para var bende ama ülke bana düşman oldu. Nasıl düzelteceğim bu ilişkileri? Ne bileyim lan, oyunu ben de yeni çözmeye çalışıyorum. Kapasite aşıldı. Neden? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Ticaret. Tahıl mı ağırlık yapıyor bu kadar? Gerçekten mi? Oha! Katır alır. Evet öyleymiş mesela. Üzerinizde çok at varsa yük atları şey yapıyormuş direkt. Taşıma şeyini arttırıyormuş. Katır. Al amına koyayım. Bak 150 oldu. At, 2 tane al. 250 oldu. Tertemiz. Tamam. Bir de şey yapalım. Bir kendimize çift elli almazsak bok yeriz. Var mı burada çift elli? Tek elli, tek elli, tek elli, tek elli. Yok. Tamam. Yokmuş. Yapacak bir şey yok. Ben şeye doğru gidiyorum. Görev bulabilmek adına. Dur şuradan da asker de alalım. Aa okçu var lan. İmparatorluk okçusu. Ama bir tane. Siktir et. Bunları al geliştirirsin. Bu insanlarla ilişkimiz arttığı zaman da bize o daha kuvvetli şeylerden veriyormuş. Askerlerden veriyormuş. Müzikler çok güzel değil mi ya? Evet demirciyi kullanacağım şimdi, dur. Oyuna daha entegre olamadım abi. Bak burada görev var. Şarap tüccarı bir görev veriyor bize. Konuş. Direkt konuşalım. Nice. Seni tanımıyorum. Bana adını söylesen iyi olur sanırım. Ben Siki. Sen kimsin? Benim adım Destor. Burada bilmem ne tüccarıymış. Adınızı biliyorum. Nereden biliyorsun lan adımı? Daha ben kendi adımı ezberlemedim. Geçenlerde bir tık mahcuplar yakıldığını duydum. Bir tüccar olarak konuşacak olursam yolları daha güvenli hale getirme çabaların tümünü takdir ediyorum. Aleykümselam. Kim geldi? Dur bu arada şeyimi kapatmışım ben. Şu açık dursun da. Evet. Bir tüccar olarak konuşacak olursam yolları daha güvenli hale getirme çabalarını tümünü takdir ediyoruz. Eyvallah kardeşim. Kasabada bir kervan oluşturmak istemiyorum. Öyle bir derdim yok. Bir sorun için yardıma ihtiyacın olabileceğini duydum. Eski bir harabe varmış. Yolları iyi gören ve ulaşılması ve henüz ulaşılması zor bir yer. Söylemeye gerek yok. Haydutları cezbediyor. Yeni bir çete oraya taşındı ve oradan geçen kervanlara ve gezginlere cehennemi yaşatıyormuş. Yani bu piçlerle baş edecek birine mi ihtiyacım var? Oradaki her haydut üzerinde büyük bir ordunun geldiğini görünce koşacaktır. Ancak bir grup becerikli savaşçıyla bizden bahsediyor. Sığmaya girersen tamam okey. Sığınağa kendim gidip haydutları tuzağa düşüreceğim. Kaç para veriyorsun? Güzel, senin için saklama yaratığı işaretim. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar gidip bir öldürelim şunları. Sığınak burada. Çıkış. Hadi bakalım. İlk görevimizi aldık. Böyle 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 ilişkileri coşturuyoruz, tamam mı? Sıfır askere doğrudur. Ananın. Öldük galiba. Burada ne varmış bakalım. Yaşa göre dağ yurtları. Ya gelsene bir sen. Tamam oyun zorsun tamam da. Sen bir gel bakayım. Dağ yurtları da güçlüdür ya. Stay close. Atta takılacağım. Atları da var. Siz bir burada dursanıza. Bir ben bir yoklayıp geliyorum. Korkuyorum ama bir yoklayacağım. Hatta oradan bir HS at da ben sana bir söveyim.
Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Öldü bu arada da. Hücum lan hücum. Koruyacağım ben sizi. Tamam lan koruyacağım lan. At hiç sevmiyorum. Ya sok ne olur sok ya. Geldim. Aslansınız lan. Ben savaşmam ki bu oyunda. NPC'ler savaşsın dursun. Gel. İndirin atını lan. Sana şöyle bir sağlam bir vuruş yapayım mı? Robin Hood gibi. Ah be dönmeseydi var ya. Gel oğlum. Gel sana balta vuruşu yapacağım. Benim canım 5 falan mı abi? Kazandık lan ne konuşuyoruz? Evet. Al abi hepsini. Güzel. Çok damage yiyoruz oğlum ben anlamadım ki. Ben bu canla buraya nasıl gireceğim lan? %1 canım var. Ne yapalım? Şehre geri döneceğiz yatacağız orada. Anlamadım ki askerler bizden daha kuvvetli ya. Bir süre burada bir köylüler daha doğrusu. Ya bilmiyoruz şimdi çok yorum yapmayayım. Belki hatalı oynuyorum yani. Hani şey gibi bu. WoW'da level 40 karakterle 60'a girmek gibi şey yani. Oğlum ben asker toplamak, asker savaşı yapmak istemiyorum. Kendim savaşmak istiyorum. Ne anladım o işten oğlum? NPC savaşıysa bunun keyfi yok ki. Kendine aldığın damage'ı en kolaya çek. Diğerleri normal kalsın. Ben şu kasabayı görev yapayım da. Abi zorluk seviyesi sadece yediğimiz damage ile alakalıymış. Nasıl lan? O kolaya çektiğim şey aslında zorlaştım yani. Benim damage'ım köpek gibi mi vuruyor artık? Karşı tarafa da öyle vurmam lazım o zaman ben öyle damage yiyorsam. Ölmüyor adamlar. O askerleri o sapını alı tapını alamazsın. İzle lan. Bizim damage de yüksek. Bakalım. Öğreneceğiz abi ufak ufak. Şehir merkezi yürüyüşe çık çıkma. O askerlerle burayı alamazsın dedi ama ben gene de bir şeye bakayım. Haydut sığınağı tamam görevimiz var. Oğlum bak bana bulaşmayın şu sığınağa tatlıca gireyim. Hop selamun aleyküm. Geceye kadar bekliyoruz. Multi oynamamız yok mu? Yok şu an. Şiirde görev yoktu lan. Şimdi burada çok akıllıca hareket etmemiz lazım. Bir de benim silahım da kötü. Mızrakla oynamayı ben bilmem. Ya bilirim de bu adam bilmiyor. Sessiz. Hücum. Ben de adamı vurdum bari. Bunları temizlersiniz lan siz. Güzel. Beni izle. Bunları alırım oğlum. Benim tayfa sağlam ya. Gelin beyler. Bunlar hep tüccarların önünü kesiyormuş. Balık tutuyor yavşağa bak. Hücum! Beni izle. Güzel gidiyorsun. De karanlık çökmüş. İşte geliyor özel harekat. Basın lan!
Kendim 1v1'e saklıyorum. Güzel. Ne oluyor lan? Hücum hücum hücum. Vallahi tek yerim ha. Öldü lan biri bizden. Oha! Ne olur bir silah ver be. Adam gibi silah verin lan bana. Olmaz. Abi silahsızım. Kalkanla mı oynasa? Aa bak şu balta iş yapabilir. Ver, al lan şu kalkanı da. Biz gene kalkan tutalım da ne olur ne olmaz. VS atma abi kurban olam. Oğlum ben bir NPC'ye karşı VS atmıyorsam bu oyunu niye oynuyorum? Niye atmayayım? Tüccarlık geldi gibi değil mi? Sadece tüccarlık yapıp para kasalım oyunda. Şimdilik abi ha. Yok yok atayım atayım. Full odaklanıp oynayacağım. Dur şu mikrofonu falan şöyle çekeyim. Galiba sikileceğiz böyle. Kolayda da oynamak çok kolay ama ya. Güven kendine ya. Onun ki. Öldü lan bu hemen. Adam olun ağzını sıçar mısın ya? Helal ne amına. Abi bravo ya. Bu arada deli gibi ün kazanıyoruz ha. Abi NPC kestin abi. Ay neler çıktı heriflerden ya. Güzel tamam. Onun. Evet neredesin bakalım görev veren. Evet başka görev yok burada. Çekiçle araya yürüyelim mi? Şimdi ticaretten hemen okutuyorum abi. Üzerimdekileri yeniliyorum. Şuradan bir bakalım. Atlar kalsın. Kıyafetler. Başlığımız yok. Giy hadi. Giy giy. Sat şunları. Atlar duruyor. Zeytindi meytindi bunları satmıyorum. Yesinler. Batı işi piyade baltası. Dursun. Şimdi bir bakalım burada kılıç kalkan bir şeyler var mı? Çift elli. Bana çift elli lazım yoksa tokat manyağı yapacaklar beni. Yok. Zikracım hoş geldin kardeşim. Demirciye gitme. Tamam buradaki görevler patates oldu. Peki hiç Lord Mort yok mu burada? Avluya git. Avlu girmek için rüşvet var. Siktir lan. Esirleri satalım. Güzel. Ticaret. Orada bir işimiz yok. Pardon özür dilerim. Aa, bitti. Asker toplayalım biraz. Paramız var. Nice. Başka da bir şeyimiz yok. Şimdi gruba bakacağım evet. 7 tanesi haşırtlı blackboard. Okçu takılalım bence. Ya da yok piyade takılalım. Okçulara hiç güvenmiyorum. İmparatorluk piyadesi oldu. Güzel. Her türlü sikertiriz. Bunları da üste aldım. Şimdi şu köye bakacağım bir. Bak burada bir görev var. Hemen konuşalım. Bu bölgeyi kankimiz yapacağız abi. Derdimiz o. Evet başı seni tanım sanmıyorum. Ben siki sen kimsin? Buralarda devam et. Evet bir sorun için yardıma ihtiyacın olacağını biliyordum. Nekoriz ile bir... İtilafa düştük. Yakın zamanda bölgedeki bir arsa sahibinden meralarda hayvanlarımı otlatma hakkı aldım. Ama şimdi bölgenin bazı köyleri sıkıntı çıkartıyor. Sorun nedir? Hayvanlarımı orada otlatmaya hakkımın olmadığını iddia ediyorlar. Köy arazisinin o şekilde alınıp satılamayacağını
Ama bak ben gümüşümü harcadım, geri alamam. Aynı zamanda beklemeyi de karşılayamam. Çobanlarım birlikte gidecek ve şiddet gerektiğinde bir şekilde tır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 
da götürebilirim. Götürürüz tabi lan. Tamam. Kardeşim Allah'a emanet ol. Abi oyun sık sık crash veriyormuş. Save al. Aldım. Şimdi bu ne dedi bana? Toprak sahibinin Neokoriz'in otlaklarına ihtiyacı var. Peki ben bu görevi şuraya götüreceğim. Oradan gideceğim. Şeyimi alacağım. Bence bulaşmayı indiririm ha. İndiririm ha. Şunlar. Bu işe bulaşma. Babalarımızın babalarının zamanından beri sürülerimizi bu yamaçlarda otlattık. Zengin bir piç kurusunun başka bir zengin piç kurusuna birkaç çanta gümüş vermesini umursayız. Tapular, mahkemeler ya da bunların hiçbir umurumuzda değil. Eski köye yeni adet getirmeyin. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bu göreve karışmasak mı acaba? Sakin ol, haklısın. Kimsenin ataların topraklarını satmaya hakkı yok. Bu çobanlar sığırlarını başka yere götürebiliyoruz. Şikayetlerini satan kişiye iletebilirsin. Kanuna göre alıcının hakları var ve senin buradan çıkman gerekiyor. Sen zengin bir piçin uşağından başka bir şey değilsin. Senin belanı sikerim bak. Gel lan buraya. İyi günler ha, ne oldu? Hayır, ben böyle bir kavga istemiyorum. Kendi kaşındı. On my flank. 34 asker mi? Oğlum siz bekleyin. Öldük bu arada. O ne oğlum? Oğlum bunlar bir şey fırlatırsa göte geliriz. Ya alın sığırımı otlatıyorsunuz. Ne otlatıyorsunuz yavşaklar? Allah! Hücum oğlum. Hücum sabit durmayın. Koş. Ne kan davası yaptınız? Allah! Öldüm. Ya, sikeceğim at. Ölüyoruz. Kaçmayın lan! Atla savaş çok kötü ya. Bir tek onu sevmiyorum. Gelin lan. Gel. Şşş. Kaçma piç. Ananın. Ne atıyorsun? Allah'ını seviyorsan atmayın bir şeyi. Bir kişiyim bir. Birinizin kalkanını alırsam ama fena yaparım hepinize ha. Göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Birazdan RP'ye geçeceğim galiba. Ay. Burada 16 yazıyordu. Nasıl 36 asker oldu? Ben onu da anlamadım ki arkadaşlar. Ha siktirin gidin zaten derdimiz büyük. Güneyde doğdum ne bileyim lan ben battaniyede oldum. Battaniyede doğmuşumdur diye bekliyorum. Ne bileyim ben. Nerede battaniye? Battaniye midir nedir dur. Bunlar mı onlar? Yolculuk edelim oraya. Biz niye burada doğduk ki? Batanya.
Doğarken bir yer mi seçmem gerekiyordu? Yanlış bir şey mi yaptım? Eğitim alanıymış burası. Eğitime girmedik ya oğlum biz. Tamam al gidiyorum amına. Yolda da bizi siksinler. Yer kararı lan şurası güzel. Ne yazık ki başka topraklarda başarılı olamayan Siki köyüne dönmeye karar verir. Büyük hayalleri vardı ama başaramadı. Köyünün adı Aster'di. Ve en eski arkadaş... Ya bir daha sakın gitme. Götüm götüm yanımdan böyle girerek suya gidiyor piç ya. Topraklarında yürüyüşe çıkmak üzere en yakın dostu Utere'nin evine doğru at sürmeye başladı. Ölümden dönmüştü. Çok ağır yaraları vardı. Urien. Yapamadım dostum. Orada bir şansın olur dediğin topraklarda yapamadım. Siktir lan arkadaşım. Evet, büyük bir talihsizlik yaşadım. Kızım dik kafalı bir kız. İşe yaramaz bir oğlan tarafından büyülendi. Onunla... Görüşmeyi bırakması söyledim ama dinlemedi. Şimdi o kayıp. Onu kaçırdı emin. Onu bana geri getirsem 1650 dinar. Urien, para ihtiyacım yok dostum. Önemli olan senin kız arkadaşını ama kız kardeşini korumak. Ayıp ediyorsun tabii ki de. Bu tamamen yanlış. O varoş bir aileden. Hani şu arazi üç kağıdı. Ne yani bu mu olay? Çocuk varoş diye mi kızı çocuğa vermek istemiyorsun? Her köyde böyle bir kara koyun vardır ama bunun öz kızıma kancasını takabileceğini hiç hayal etmemiştim. Endişelenme, ben ya da yalışan bir onu bulup. Eğer en iyi takipçini birkaç adamla beraber gönderirsen eminim ki kızım bulacaktır ve en fazla iki gün içinde size geri dönecek. O ne demek lan? Yanımıza bir adam alıp onu göreve mi gönderebiliyoruz? Teşekkür ederim efendim. Kızım bakayım 18 yaşında. Valla 23. Bu ne? Dolambaçlı eksi bir onur kız var ya, tam bir kevaşi. Onu bulacağım. Tamam. Az önceki yaşadığımız her şey bir senaryoydu. Size oradaki başarısızlığımı gösterip tekrar Batanya'ya dönmemi göstermek istedim. O serüveni yaşayın diye. Onları unuttunuz. Oyuna yeni başladık. Abi anlamadım. Biz buradaysak niye orada doğduk? Ben ona tilt oldum. Saldırgan bir eylemde bulun. Şimdi biz göreve birini yollayacağız galiba. Ha diyor ki kızını bulmak için civar köyleri ziyaret etmeye karar verdin diyor. Yani birini de gönderebiliriz, biz de arayabiliriz diyor. O yüzden Dunklands'te kendimize bir tane dost bulacağız. Han'a gidiyorum o yüzden. Tavernayı ziyaret et. Bir yoldaş bulalım. Alena. Ne var yabancı? Sen kimsin? Ben adım Siki efendim. Bana kendinizi... İşe başlayalım. Bildiğimde senin gibi birini kullanabilirim. Neymişsin sen? 48 yaşında ha bunlar. Oo. İmparatorluk kültüründen. Yok mu sadece bizim klandan elemanları tutmak? Şafakçım hoş geldin. İlişkisi sıfır. Göçebeymiş.
Bileyim de senin gibini kullanabilirim. Bini ya siktir lan. Ama siktir. Ben kendim bulurum ya. Tipe bak. Ağzına vur, bayıldım. Evet arkadaşlar. En yakın arkadaşımızın kız kardeşini bulabilmek adına ne yapıyoruz? Köy köy dolanıyoruz. Önce yakın köylere bakacağız. Bence bu Lindon'da. Köyün etrafında Aiden orada Healer'ı ya da genç bir kadına şüpheli birini gören var mı diye soruşturuyorsun. Köylüler genç bir adamın ve bir kızın sabahın erken saatlerinde bir şeyler aldığını ve Dianto bilmem neye doğru dört nala gittiğini söylediler. Dianto Gmail. Gmail'e gitmişler abi. Neresi orası? Gmail. Dianto. İşte burası. Seni bulacağım kızım. Köyde herhangi birinin bilmem ne ya da yanlarına genç bir kadın olan şüphe çekici kişileri görüp görmediğini soruyorsun. Köylüler genç bir adam ve kadının bitkin bir şekilde köylerine geldiğini ve köylülerin onlara burada bir süre kalmaları için izin verdiğini söylüyorlar. Çevreyi kontrol edip hala buralarda olup olmadıklarına bakabilirsin. Bak, kendi topraklarıma dönünce modum değişti. Neden böyle bir çapulcuyla kaçtın? Rugan. Aha. Umarım bize sat bir bundan da dayak yemeyelim. Bir gidiyormuşuz, sevişiyorlar deli gibi böyle. Pataküte. Saldırabilir, dikkat et. Ya ben abi şu mızraktan kurtulmak istiyorum. Bir dur, kılıç alalım. Bunlara sinsice yaklaşacağım. Yürüme var mı acaba? Sadece yürümek istiyorum. Var mı? Seni gidi küçük... Kimsin? Kelle avcılarından mısın? Bak dostum, biz yanlış bir şey yapmadık. Senin de anlamış olabileceğin gibi bu kadın ve ben birbirimizi seviyoruz. Onu hiçbir şeye zorlamadım. O haklı. Ben kendi arzumla kaçtım. Ben babamı seviyorum ama bazen tam bir orospu çocuğu oluyor. Lütfen efendim, eğer özgürlüğe ve aşka inanıyorsanız bizi rahat bırakın. Seni bunu söylemeye zorlamadığını nereden bileceğim? Lütfen beyefendi. Onu gerçekten seviyorum ve hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istiyorum. Size yalvarıyorum. Lütfen yolumuzdan çekilin. Elini başı alnına götürür. Ama seni bulacağımı ve seni babana götüreceğime söz verdim. Baban harap olurdu. Evet, o buna üzülürdü. Ama düşündüğün şey yüzünden değil. Bak Urien, bana söz verdi. Savaşta yenemeyince, savaşamayınca olay RP'ye dönüyor değil mi böyle? Oyunu çok zor yapmışız. Kimseyi öldüremiyorum. Öp öp. İki kulağından tutar ve dudaklarına yapışır. Bana söz verdi. Onun müttefiklerinden birinin oğlu ve bu planları mahvedecek. Ne lan, ne diyor bu? Ama düşündüğün şey yüzünden değil. Bak Urien bana söz verdi. Onun müttefiklerinden birinin oğlu ve bu planları mahvedecek o. Bu doğru. Amin abla, anlamadım ne dediğini ama. Ben onun umurunda değilim. O sadece bölgemizdeki şöhretini düşünür. İnandım lan. Ben inandım. Şafak bu arada Tier 3'le abone olmuş, canımsın. Hoş geldin Fulya. Ben onun umurunda değilim. O sadece bölgemizdeki şöhreti... Tamam. Bu neymiş? Bu ikna girişinde başarılı olmak için gereken puan ha. Evet. Aa ne güzel lan. Buna çoktan karar verdim. Sana inanmamı bekleme. Belki ama bu ailene karşı senin görevin liderlik, onur. Belki o bu planları seni sevdiği için yaptı. Cazibe ve merhamet.
Sence yıllar boyu sana sadık kalacak mı? Bir haydut gördüğümde tanırım. Serserilik hesapçı. 62 getiriyor galiba. Bir cesetle mi evlenmek istiyorsun? Çünkü eğer dinlemezsen sevgilini öldüreceğim. Serserilik merhamet. Ben aşıkların yanında olmak istiyorum ya. Ama bunun da anası babası yani sonuç olarak. Bu yavşak belki 3 gün sonra aldatacak. Ya beni Lord'u neye çevirdik? Hayır chat, yani biraz Müge Anlılık yapalım. 2 gün sonra aldatmayacağı ne malum? Bu konuyu tartışmak istiyorum sizinle. Belki bu... Kız çok küçük bir de abi. Ufacık, bakar mısınız? Yani çok şu an hissettiği şeyleri aşk sanıyor olabilir. Ama yarın öbür gün o aşkın gerçek olmadığını gördüğünde ne olacak? Babası başında değil. Anası başında değil. Ama babası da 1600 dinar veriyor. Para da lazım. Lan siktirin babanın yanına. Merhamet edelim bakalım. Belki o planları seni sevdiği için yaptı. Siktir lan, %80 diyordun. Pek sanmıyorum. Belki ama bu ailene karşı senin görevin. Healer, Eidanor. Etkisiz ananın. Pek sanmıyorum. Arkadaşlar oyun bana sevenleri ayır diyor. Bir cesetle mi evlenmek istiyorsun? Çünkü eğer dinlemezsen sevgilini öldüreceğim. Kritik vuruş. Ah evet, tamamen haklısın. Oyun bize şunu öğretiyor. Hiçbir zaman merhametli ve onurlu olmayın. Kaba kuvvet her zaman kazandırır. Haklısın, bunu yapamam. Aileme geri döneceğim. Ha şöyle ya. Amına kodumun çocuğu. Şşş. Utanmıyor musun lan? Küçücük kıza. Haklısın, belki de. Aa bu da yola geldi lan. Dev gibiyim, tabi gelecek. Uriye'ni ikna etmeliyiz. Eminim çözebilirsin kardeşim. Seviyorsan git konuş bence. Hadi Eidanor, takip et beni. Tamam abi, ben bu oyunu böyle oynayacağım, anlaşıldı. Köylülerle konuşacağız, onu yapacağız. Görev tamamlandı, aldık mı lan parayı? Neyi yapmayayım? Amına kodumun hobbiti götünü yiyorsa yani. Görev bitmiş. Tamam, çözdük abi mevzuyu. Hemen asker alalım buradan. Ver baba. Burada görevimiz var mı, yok. Gmail köyündeki işimiz bitti. Artık at sürüp tekrar Aster'e dönüp duruma bakabiliriz. Mügeren. Tipini sikeyim. Bu da yavşak bu arada. Onu da hissettim. Kuzenimin yaşadığı şehre, hemen köye, Glenlitre'ye gidiyorum. Bakalım nasılmış. Grif. Şimdi Outlook'a gidiyoruz. Oo, bir sürü görev var. Evet, eski sevdiğim kadına salça olan Ergeon. Sanırım bana işi düşmüş. Ben Eragon, buralarda bir arazim var. Bu köyde 3 insan gibi, adını unutmayacağım. Akrabalarımdan biri bir kavga sırasında öfkesi yenik düştü ve Geonat bilmem bir adamı, ya şu çeviri bozuyor beni. Geonat Nal'dan bir adamı öldürdü. Kan parasını ödemeyi teklif ettik ama merhumun ailesi inatla reddetti. Görünüşe göre merhum Geonat Ergeon'un bir akrabası köy büyüğüne, ne diyor ona? Ergeon'un bir akrabası köy büyüğü ve şimdi Geonat'ın Nal adamları akraba öldürmeye yemin etmişler. Amcık, adamı öldürmüşsünüz. Anlat bakayım. Ailem çocuğun hayatından endişeli. Her an öldürülebileceği için köyler arasında saklanma... Ben ya Türkçe çok zayıf ya, ben okuyamıyorum bugün. Geonat Nal'dan Ergeon kan parasını kabul edip kan davasına son verene kadar en azı onu koruyabilecek birine ihtiyacımız var. Eğer akrabama yardımcı olabilir ve belki bir süre yanına alabilirsin, sonsuza kadar sana minnettar kalacağız. Noktalama virgül yok ya, vurguları yapamıyor. Normal oğlum, adamlar Türkçe çıkartamayacaktı, gene çıkarmışlar şükür.
İntikam isteyen insanlar yatışana kadar akrabamı koruman altına alabilirsin veya savaşçı yoldaşlarından birini ve beş adamı onu korumanın için bırakabilirsin. Siktir lan. Şimdi bu adamın akrabasını koruyoruz ama yani. Akrabama yardım edersen sonsuza dek sana minnettar olurum. Bunun için sana 500 altı ödeme yazdırırım. Buralarda bir yerde saklanıyorum da gidip onunla konuş ve artık güvende olduğunu söyle. Yavşak gitmiş adamı öldürmüş. Ondan sonra yok efendim korkuyorum. Yok efendim beni kıstırıp yatıracaklar, öldürecekler. Ulan iyice köyün abisi olduk ha. Yavşaklara bak. Konuşalım bakalım niye öldürmüş. Belki haklı sesi. Bir de 500 dinar oğlum. Tam bir Witcher'ız şu an. Ha burada Godoman. Ne yaptın kardeşim sen? Bilmeniz gereken bir şey var. Benimle ters düşerseniz pişman olursunuz. Kaç tane oğlum bak bu adama yardım ettiğimizde bence bu oyunda oğlum herif cimri, herif zalim ve dürüstmüş. Adamın düşmanları da bence bize karşı bileniyordur diye düşünüyorum. Ahmet hoş geldin. Kısa bir sorum olacak. Buralarda işler biraz zorlaşıyor. Yerel haydurlar konusunda bana yardım eden bazı adamlarım var ama gerçek savaşçılara karşı fazla dayanamayacaklarını söylediler. Belki onları dışarı çıkarıp onlara gerçek savaşın ne olduğunu gösterebilirsin. Onları bir asil koruması olmaya uygun hale getirmeni beklemiyorum ama en azından buradaki haydutları aklayabilecek hale gelsinler. Bu başka görev değil mi? Bilmem. He bu başka görev lan. Tamam. Bu o zaman bize asker yetiştirmeyi öneriyor. Eğitim vereceğiz. Veririz abi. Bak bu tip ben bunlar güzel bak. Karakter gelişimi için güzel görevler. Sonra buradan ufak ufak soylulara yanlarız. Ya da bir süreyle bir yoldaşınızı atayabilirsiniz burada kalıp. Hayır abicim adamlarını partime de alıp eğitip onları bizzat dünyayı ben gezdireceğim. Ver bakayım bana. Mükemmel. Çocuklara partiye katılmanı söylerim. Lütfen birliklerin hepsinin ölmesine izin verme. Acemi askerler çok işe yaramayabilir ama cesetler hiçbir işime yaramaz. Ya boş yapma. Ağzın altına. Şimdi köyün bir yerinde bizim yavşak var. Şu galiba. Ergeon'du değil mi? Ergeon bizim konuştuğumuz eleman değil mi ya? Yok. Bununla konuştuk. Siki. O zaman köyde bunu bulacağız oğlum. Bir saniye durun arkadaşlar. Bir göreve bakmak istiyorum. Kan davası. Ara buluculuk ederek sorunu barışlı bir şekilde çözerek daha fazla kan dökülmesini engellemek için Dermot ile önce Torliat'ta konuşup seninle Geonatnal'dan Eragon'a gelmesini ikna etmeyi kabul ettin. Eragon sana çocuk tekrar güvende olduğunda 500 ödeyeceğini söyledi. Elemanı bulmayacağız. Direkt olarak köyde Eragon'un arkasında bir yerde Dermot var abi. Tamam Dermot'la konuşmamız lazım. Dermot'un tipine bakalım. Bu. Sekizde akalın için Dermot ile önce Torliat. Tamam abi. Bunun içinde. İnşallah tepede gözükmüyordu. Bu gizli görev gibi bir şey yani. Direkt adamı sunmuyor. Nereden bulacağız bu lavuğu şimdi? Bu bizim görevi veren arkadaş. Şurada bir böyle bir gariban duruyor. Batanya. Aa yazıyor lan işte şurada Dermot. Atla gidelim. Islık var mı? Şişt. Ben sunmadığını sanmıştım. Ulan Dermot gitmişsin. Adam öldürmüşsün. Bir de ağlanıyorsun ya. Saklanıyor garibim orada.
Arabayı getir oğlum. Dermut! Amcık çalıların içinde bekliyor ya. Kimsin benden niye iniyorsun? Rahatla, akrabanla konuştum. Ergaon'la. Durum hakkında her şeyi biliyorum. Beni korur musun lütfen? Evet, edeceğim. Şimdi gel, bu sorunu barışlı bir şekilde çözmek için sizi Eragon'a götüreceğim. Olmaz, onların yanına bile yaklaşamayacağım. Beni öldürürler. Korkak gibi yaşamaya devam edemezsin. Seni sonsuza kadar koruyamam. Bunu bir şekilde halletmemiz lazım. Ayrıca işler çirkinleşirse seni koruma şerefine nail olurum. Hala bundan emin değilim ama sana güveniyorum. Gidip bunu halledelim. Aferin RP, görmezsin orada olduğunu. Gel lan. Şimdi ben yardırsam sen... Abi du vermedi, nasıl gördün? Adamı görmekte miyim? Adamlarımı eğitebildim mi? Lan bu başkası, dur kafam karıştı. Nasıl lan? Bu burada mı duruyordu? Atına binmiyor oğlum atıma. Nasıl binecek? Gel lan gel. Şu siki diyorlar ya, çok komik olmuyor mu yavşak? Siki. Ergaon'a gideceğiz lan, bunlar yer değiştirmiş. Abi hayal ettim beni Lord Born. Emote vermeden CK. Oğlum bu arada sana bir şey söyleyeyim, modlar başlasın ben... Melih de söylüyor. Tokovo ipi buraya aktarıp şey yapabiliriz. Söyle adını. Bir RP server'ı patlatabiliriz burada. Çok tatlı olmaz mı? Ha yok lan. Yer değiştirmemiş. Mekan benziyor. Siki. Oğlum ne oluyor? Ben gerizekalı mıyım? Bir dakika, ben odaklanıyor muyum şu an? Ben koşup yine aynı yere mi geldim? Bana verdiğin görev hakkında. Oğlumla konuşabildin mi? Ya sen nasıl bir oğulsun ya? Bu ne lan? Bu ne? Hiçbir şey yapamıyorum. Ne oldu? Zikra harbi yapabilir misin öyle bir şeyi? Bir düşün bakayım. Tokovip'i bunu aktarıp bir RP server açmamız yok mu? Eragon ile yüzleşip bu sorunu barışık bir şekilde çözmek için Dermond'u Geonatnal'a taşımaya ikna oldun. Geonatnal. Dağılın lan. Zikri olan bir şekilde sorulsun. Abi yapabilirsek yapalım ya. Ama yani ne kadar RP'si döner bilmiyorum.
Ya ne kadar yapabiliriz? Orta Çağ RP'si. İfels. Şimdi ben dur oyuna bir odaklanayım ya. Harbiden şöyle bir kopayım şeyden. Canım sıkıldı ya zorluğuna. O yüzden hemen dikkatim dağılıyor benim. Şimdi kan davasında ne yapıyoruz abi? İsimler o kadar kafamı karıştırıyor ki benim. Geunat Naldan Eragon ile yüzleşip bu sorunu barışçıl bir şekilde çözmek için Dermot'u, az önceki lavuğu, buradaki mekana getirmeye ikna ettik. Onu öfkeli akrabından koruman şartıyla bunu kabul etti. Tamam mı? Yani biz bu köydeki Ergon'la konuşacağız amına koyayım. Değil mi? Ergon nerede? Bu. Konuş. Ne oluyor lan? Bak 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 bak. Burada ne var? Kendi cenazene mi geldin? Bekle, konuşmaya geldik. Sadece bizi dinle lütfen. Seni piç kurusu. Seni bir şekilde bulabileceğimizi biliyordum. Şimdi adaletle yüzleşeceksin. Ağır olun. Bu delikanlı artık benim korumam altında. Barış içinde konuşmaya geldik. Konuşacak ne var ki? Bu piç kurusu akrabalarımdan birini öldür ve onunla intikam almak bizim hakkımız. Haklı abi adam. Ben ikna olmadım. Sen bir sebep bulana kadar sanığı koruyacağım. Kanunları çiğniyorsun. Haklısın. Uygun görüş şekilde. Seni ilgilendirmeyen konuları burnunu soktun. Pişman olacaksın. Ha, savaş başlıyor. Ne olursa olsun onlar beraber ölmek istiyorsan ölebilirsin. Çocuklar hepsini öldürün. Ananı sikeyim. Öldür. Ananı sikeyim. Ne oluyor ya? Şimdi barışlı bir şekilde git. Bunlar haydut mu bir de? Siki. Görevi yapamadık. Yani o kadar seri daldılar ki herife. Hani aşağıda olsaydım bile yüksek ihtimal yapamazdım. Asker yetiştir diyor. Eğitilmiş askerler sıfır. Peki benim şu an hali hazırdaki birliğimde level atlamış var mı? Ödünç alınmış birlik. Bunları geliştirmem lazım. Warband'deki, Mountain Blade'deki gibi şey yok mu? Bir eğitim alanına götürüp eğitme. Bu ne istiyormuş? Bu da kan davası peşinde amına koyayım. Aynı görev. Ailem şu hayatta endişeli, her an öldürüyor. Bu aynı görev abi. Bir de ben köyden çıkmadan görevlere bakamıyor muyum ya? Şunu yapmadan. Bütün herkes kan davası peşinde. Kimi bulmamız gerekiyor? Bu sefer bunu koruyacağım ama. Tamam. Lulum ile burada konuşacağız. Lulum. Abi zorluk seviyesine laf etmeyin çünkü evet doğru söyle, karakter çok zayıf abi yani. Realistik düşününce bilmiyorum. Ya ben tek yediğim için korkuyorum, yoksa savaşırım çatır çatır. Bu sefer koruyacağım ama. Aynı görev, çatır çatır hızlı geçiyorum. Eragon'la yüzleşip bu sorunu barış bir şekilde çözmek için diyorum. Torlia'da gideceğiz ve Eragon'la konuşacağız. Aynı herif değil mi amına koyayım? Aman ölme abi. Ölmem herhalde. Bak bak bak. Ulan az önce... Oğlum bak bir sakin olun. Bir attan ineyim bir önce. Ben ikna olmadım. Sen bize buna kadar sana koruyacağım. Oğlum bak. Ah.
Mümkün değil korumak abi yani hani. Alan falan vurmam lazım. Evet, iki görevde de başarısız olduk. Şimdi Urien için asker yetiştirme görevimiz var. Talim alanı yok mu diye bakıyorum da bir saniye. Şunlardan aslında eğitiriz de. Sağlık olsun. Ya sağlık olmaz şeyi demek ki bu. Hani çift ellim falan olsa böyle dörtlü vurup öldürürüm, öldürürüm belki ama. Mesela şunlarla kapışıp bizim bir askerleri eğitmeyi deneyelim. Follow me! Gelin lan. Dans ederek dövelim. Sen ne yapıyorsun lan burada? Sen vurma adamları alsın. Ben öldürmeyecektim zaten de. Biliksinizi açtınız. O zaman şöyle yapalım. Battanya köylüsü. Ya biz Battanyalılardan yapalım abi. İmparatorluk askerlerini götüm götüm atıyorum. Al baba. Şimdi bakalım grupta herhangi bir şekilde bir artış var mı? Yok. Peki onlarla konuşabiliyor muyum? Şehre gidiyorum.